Holaşan'a hoş geldiniz. Yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu sefer konuğumuz Aprilia RS125 RS 400'dir. RS 4 125. Arka arkaya söyleyince RS 425 oluyor. Evet. Burada işler karışıyor. RS V4. Onun yavrusu. Bunu inceleyeceğiz. Doğukan'la beraber o kendisi anlatacak. Çünkü Aprilia konusunda sizin de detaylı bilgiye sahip olmadığınız gibi ben de bilgi sahibi değilim. Evet. Sen öyle misin? Ya ben yaklaşık bir 2500 km tecrübem var. Türkiye'de de çok fazla zaten görmedim. Çünkü? Az geliyor. Az geliyor. Yedek parçası pahalı. Yedek parçasını bulmak zor. Parça fiyatı nasıl? Parça fiyatı? Şimdi direkt şeyden motoru anlatmadan direkt şeyden girdik ama çok fazla görünen bir motosiklet değil. Piyasada çok fazla denk gelmiyoruz, görmüyoruz. Çok da ikinci el sirkülasyonu olmayan bir motosiklet. Niye yok? Niye alınmıyor? Niye tutulmuyor? Biraz konuya direkt oradan girdik. Birazdan teknik özelliklere de değiniriz. Grenajlar 2500 lira civarı. Tek grenaj. Sadece mesela şu tek şura. Aynen. 2500. Şunu da bil, 2500 lira. Ön kafa farsız 3000 lira. Farsız 3000 lira. Farsız 3000 lira. Şu. Aynen şu şekil. 2017 model motor da 2020 Kasım ayı fiyatı değişebilir çünkü. Önümüzdeki ay paylaşırsam bu videoyu yine değişecek. Fiyatlara çok girmiyorum ama en azından bir fikir sahibi olun diye fiyatları verdik. Aynalar 250 lira. Tanesi mi? Tanesi. Güzel gösteriyor mu bari? Göstermiyor. Çok göstermiyor. Yani ister istemez dirseğinizi görüyorsunuz. Dirsek göreceksin. O şart. Dirsek görünüyor ama yol da görünüyor mu? Yol görünüyor ya. Yol görünüyorsa... Tam ayarladığınız zaman hatta bazen dirseğinizin bile görünmediği oluyor. Şimdi yol görünüyorsa dirseğin çok önemi yok. Ben beğendim aynaları. Biraz böyle otobüs aynasına benzemiyor mu ya? Benziyor ya. Bir de bunlar katlanmıyor. Racinglerde mesela katlanır ayna. Evet. Bu motorda mesela katlanır ayna yok. Ha, o zaman yere falan düşürdün. Ha, şöyle var. Aha işte. İşte ama mesela katlanır aynada ayarı bozmadan şey oluyor ya, bunu da ayarlarken tekrar şey oluyor. Bunu ayarı bozdum şu an. Gitti. En de sevmediğim şey de ayna ayarını bozmak. Gelir biri dokunur oynar şöyle deli olurum. Sinirlendin mi şu an bana? Yok abi estağfurullah. Kullandım aynaları beğendim açıkçası. Gösteriyor arkayı. Ayarlarsan ayar kısmı da iyi yani. Ayarlayabiliyorsun bayağı mesafe var ayarlamak için. Geniş kalınlıkları falan bayağı bildiğin uzun yol otobüsü havası verdi bana. Bilmiyorum sana da öyle geldi mi? Biraz benziyor. Otobüsler de olur ya hani şöyle kenara doğru. Aprilia ülkemizde çok tutulan bir model değil. İkinci eli de neredeyse olmayan bir model. O yüzden çok fazla satın alınmıyor, rağbet görmüyor. Servis ve parça problemi de biraz olduğu için insanlar tabii haliyle çok fazla yönelemiyorlar. Hani zaten zar zor motosiklet alıyoruz ki insanlar şunu istiyor. Hani yedek parça ucuz olsun, bol olsun. Tabii ucuzunu bulamıyoruz zaten de. Hani en azından aradığımızda bulabilelim istiyorlar. Bir muhatabı direkt olarak bulalım istiyorlar haliyle. Bu yüzden Aprilia etrafınızda çok fazla göremiyorsunuz. Zaten Suzuki servislere bakıyor buna da. Suzuki de zaten biliyorsunuz ki çok fazla çeşitliliği olan, çeşit model çeşidi olan bir marka değil ülkede. Aslında Aprilia sayısız dünya şampiyonlukları edinmiş bir marka. İtalyan kalitesi. Motora bindiğinizde de diğer 125'lik süpersportlarla kıyaslarsan üstüne oturduğunuz zaman motorun kalite hissiyatını veriyor. Gazladığınız zaman da veriyor. Alt devirlerde çok böyle şey değil. Alt devirle biraz ölü, biraz daha yüksek devir makinesi. Yüksek devir arttıkça böyle yapıştırıp gidiyorsunuz. Biraz garip gelecek. Hiç titreme hissetmedim desem belki yeridir. Evet, titreme çok az. Sadece bir yüksek devirlerde biraz titreme hissedersiniz. O hepsinde var. Evet. Bulunduğun viteste yüksek deviri zorlarsan titriyor. O hepsinde var. Ama genel anlamda hani dersin ya tek silindir 125 cc titremesi lazım falan. Hani illaki vardır ufaktan titreme ama hiç rahatsız edecek bir durumda değil. Ben ona çok şaşırdım. Ben uzun yol da yaptım motorla. Nereye gittin? Beypazarı'na gittim. Yaklaşık 150 km aralıksız kullandık. Evet. Dirseklerde ağrıma oluyor. Otururken pohomda hiç ağrıma hissetmedim. Ama o şeydendir. Ben bundan başka motor kullanmadım. İlk motorum benim bu olduğu için belki ondandır. Bundan nasıl hissedeceğim? Çok baksana. Sertlik şeyden kaynaklı. Selenin kılıfı çok sert. Bayağı muşamba gibi şu. Yani kaliteli ama kalın. O yüzden sele sert ama selenin şöyle bir avantajı var abi. Biniyorsun şuna tamam mı? Şimdi motor zaten al bunu pistte yarış diye şu vitese bir takayım kaçmasın. Al bunu yarış diye üretmişler. Böyle yatıyorsun. Gidon da böyle aşağı doğru zaten. Diğerleri gibi hani geliyor böyle çıkıyor falan değil. Geliyor aşağı iniyor. Böyle yattın. Ayaklar da çok geride. Diğer 125'liklere nazaran biraz daha geride. Böyle şu arkadaki mesafeye baksana. Şöyle bile yatsam. Hani bu GGC'ler şöyle gidiyor ya. Öyle bile şöyle düşer miyim? Yani şöyle bile yapsam mesafe acayip çok. Ya bayağı böyle arkadan öne çok geniş. Çünkü iki kişi oturursun. Evet. Zaten genelde arkaya birisi oturduğu zaman ön sıraya iki kişi kullanıyoruz. Tamam. Zaten genelde iki kişi oturuyorum falan diyorlar. Ama hakikaten çok büyük. Selenin en kötü tarafı şu. Bu ne la? Bu Allah aşkına. İçeri girmesi lazım onun. Bir şey diyeceğim. İki kişi oturuyorsunuz seleye. Öndeki rahat. Arkadakine ne oluyor? Abi arkadaki şimdi arkaya biri aldığım zaman tek oturmuyoruz da arkadaki daha fazla yapışıyor buraya. Arka seleden dolayı.
Oğlum çok kötü ya. Bunu beğenmedim ama. Açılıyor mu? Açılıyor. Açılıyor mu ne ya? Açsana. Açılıyor tabii. Altındaki sele çok geniş. Çok rahat iki tane diskilli sar buraya. Evet. Geniş. Güzel. Aydınlatmalar. Arka led. Sinyaller de halojen, led aynen, değil. Aynen, sinyaller de led. Far da yine o şekilde, led değil ama sadece arkası top led. İyi mi aydınlatma? Aydınlık iyi, ben seviyorum. Bir tek şey mesela biraz sıkıntı oluyor. Uzunlar tam ortada olduğu için uzunları açtığınız zaman yolun tamamını şey yapmıyor. Şu mu? Evet. Uzun farlarımız. He, şurada şey var. Evet. Bu gündüz lambası bunlar. Bunlar gündüz farı, sen bunlar led değil mi? Bunlar led değil, ben bunları sonradan taktım. Normalde bunlar... Normalde de mi halojen ampul mü normalde? Evet, normalde de halojen ampul. Bunun yerine led taktın sen. Aynen. Renk değiştiriyorsun. Renk değiştiriyor. Değil mi? Kumandalı. Tam ortadan dümdüz aydınlatıyor ama sağ solları çok göremiyorsunuz. O kötü biraz. Anladım. Aprilia'nın kalitesini, rahatlığını hissettiriyor. 125 cc tek silindir. Titreşimi hissetmek isterdim ama o da yok. Hissedemedik yani. Titreşim de hissedemedik. Tek silindir bu arada, su soğutmalı. Ondan da bahsedelim. Özelliklerine hiç değinmedik değil mi? Evet. 15 beygir. 15 beygir. A1'e uygun. A1'le kullanabiliyorsunuz ehliyette. Motorun bir özelliği var. Hem çok iyi hem çok kötü. Alüminyum şase. Alüminyum şase 125'likte göremeyeceğimiz bir şase sistemi. 130 kilo motor. Alüminyum şase hafiflik açısından çok iyi. Kalite açısından da iyi. Ama kötü tarafı şu. Olur da Allah korusun kaza yaparsanız alüminyum şase başınıza çok ağır. Kırılır. Tamiri yok. Evet, yok. Bitti. Sıfırdan şasi. Bitti gitti. O yüzden de yeni başlangıç için biraz riskli alüminyum şasi, buna da değinelim dedim. Frenlerden memnun musun? Frenlerden memnunum. Şimdi önde ABS var. Arkada yok. ABS 4 pistonlu kaliper var. Önde, arkada yine tek piston kaliper. Önde ABS var, arkada yok. Lastikler Mitas. Islakta kendini hemen bırakıyor yani. Islakta özellikle çok dikkatli olunması lazım. Isınınca da mı aynı? Isınınca tutuyordur. Isınınca tutuyor. Isınınca çok güzel tutuyor. Yani virajlara çok sert giriyorsunuz. Güzel alıyorsunuz virajları. Giriyor mu virajı? Giriyorsun, evet. Son hızına bir bakalım mı? Bakamadık. 110 falan dedim ama. Çelik fren hortumları. Bir de şuraya şey diyeceğim bak. Hidrolik muhafazasını bile alüminyum yapmışlar. Şurada komple alüminyum geliyor. Şu da alüminyum yapmışlar. Şöyle bakıldığı zaman hakikaten kaliteli tasarım olmuş. Güzel olmuş. Yakıt biliyor musun? Ne kadar? Yakıt 2,5-3 litre arası yakıyor. Ben hep soruyorum böyle. Genelde abi ben hep 10 liralık alıyorum diyorlar. Sen bayağı dolduruyorsun. Dolduruyoruz abi. Bakalım göstergeye. Benzin göstergemiz yok. Benzin ışığımız var. Işık yanınca fırlıyorum genelde. ABS ışığı, arıza, yağ, devir var. Şurada trip 1, trip 2. Bu? Top speed'i gösteriyor. Öyle mi? Aynen. Maksimum yaptığını sizi gösteriyor. 125 mi yaptın? Maksimum 125 yapılıyor. Motorda çünkü devir kesici koymuşlar. Yani limitör iptali yapılırsa 130-135'te görebilecek motor. Görsel açıdan güzel ama biraz zayıf kaldı. Yarı analog, yarı dijital bir gösterge. Akıllara zarar bir arka. Demin geçtik orayı. Artı selesi. Yarış motoru dediğimiz olay var ya, ona göre tasarlandığı için, büyük abilerinden de çizgiler taşıdığı için ki... Şöyle baktığınız zaman birebir küçüğü neredeyse. Çok da artçı taşıma. RSV4'te de arkada şey var, mono kapak var. Sele yok. Hı. Buna da isterseniz mono kapak alıp takabilirsiniz. Bu çıkıyor. Mono kapaklı daha şık durur bence. Evet. Çünkü bu çok şey değil. Hem kullanışlı değil, mono kapak mantıklı. 14,5 litrede depomuz var. 2,5 ortalama yakıyormuş benzini de. Motorun en sevmediğin özelliği? En sevmediğim özelliği düşük devirlerin öyle olması. Torklu değil. Yani ama yüksek devirde 7000 devirden sonra makinenin hızlanması çok daha artıyor. Bak nasıl adam gidiyor, gördün mü? Aynen. Ya adam gazlıyor. Baba, 7000 devirden sonra hem motorun sesi değişiyor. Yani biraz daha toklaşıyor sesi. Daha güzel bir sesi oluyor. Doğru. Çocuk havlayarak köpeği korkutmaya çalıştı ya lan. 7000 devirden sonra makine hem daha iyi ivmeleniyor. Evet. Hem sesi değişiyor, biraz daha güzelleşiyor. Öyle bir yanı var. Şu an birinci viteste galiba. Tamam, sen bir ayarla orada boşu hemen. Senin boyu kaçtı? 1.85. 82 santim boyu var bu arada. Onu da söyleyelim. Ben 1.70'imi de ben binerim, bakarsınız boyuna. Egzoz şurada. Küçük bir egzozu var. Yo, ver gaz ver.
güzel. Ben beğendim motoru. Ama tarzım olmadığı için tabii. Böyle gitmek benim çok tarzım değil. Bir de bileyim boyuna baksın arkadaşlar son olarak. Ben 1.70 boyundayım. 82 santim deyince 82 santim yani diyorlar genelde. 1.70 boy. Tam topumu basamıyorum ama rahat. Güzel ama dönüp dolaşıp alırsanız satması biraz zor olur. Satması biraz zor. Zaten Türkiye'de bir tane ilan vardı. O da Ankara'daydı. Ona gittim aldım aynen. Yani 2017 model, ben başka Ankara'da görmedim. Peki niye bunu aldın? Ben şimdi Yamaha'lara bakıyordum. İşte KTM RC125'e bakıyordum. Ondan sonra CBR'lara bakıyordum. Sürekli motor bakıyordum böyle. Bir tane CBR125 alacaktım ben. Fiyatta anlaşamadık. İlanlara bakarken Aprilia'yı gördüm. Aprilia'da zaten çok bilinen bir motor da değil. Evet. İşte merak saldım. Aprilia nedir? Araştırdım falan. Ne zamandır kullanıyorsun? Yaklaşık 2 ay falan. 2000-2500 km yaptım ben motorla. Arıza, yedek parça. Yok yok, hiçbir sıkıntı olmadı. İhtiyaç. Sadece yağ değiştir. Sadece yağ. Bakıma nereye gidiyorsun? Zinciri temizledim. Ankara'da ve Türkiye'de Suzuki bakıyor. Evet. İncelememizin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sana da teşekkür ediyorum. Ben teşekkür motorunu ederim. Getirdin, konuk oldun videomuza. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz alttan abone olabilirsiniz. Ayrıca Aprilia hakkında yorumlarınız ya da sorularınız varsa altta da bekliyoruz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.